sabitlemem gerekiyor. Bakın mıknatıslarla bobin arasındaki mesafeyi kısaltmamız gerekiyor. Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine geri dönüşümden bir motor, aynı zamanda bir alternatör yapmayı planlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yine kullanacağımız malzemeler nidyum mıknatıs. Bu iş için 4 adet mıknatıs gerekiyor. Şu şekilde somunlu vidalardan gerekecek. Biraz bakır tel. Buradaki rotoru ise eski motorlardan sökebilirsiniz. Eski havalandırma motorlarının içerisindeki şu rotoru kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelin şimdi fırçasız bir motorun, basit bir alternatörün nasıl yapılacağını hep birlikte görelim. Evet, motorumuzu oluşturabilmek için parçaların tamamını ölçeklendireceğim sizlere. Gördüğünüz gibi mıknatıslar gerçekten güçlü. Şu şekilde 4 adet mıknatıs bizim için yeterli. Ve yine kişiye göre değişken bulduğunuz malzemelerden ortalama bobin iç genişliğimiz ise yine 14 milim civarında. Şu kısmı alabildiğince 0.50 civarında bakır telle saracağız arkadaşlar. Ben daha önce burada bobinlerimi oluşturdum. Şimdi buradaki bobini nasıl saracağımızı hep birlikte göreceğiz. Evet, öncelikle hemen bobinlerimizi sarmaya başlayacağız. Benim tel kalınlığım şu şekilde ortalama 0.60 civarı arkadaşlar. Evet, yeterince sardım. Gördüğünüz gibi bu şekilde 6 adet bobin hazırlıyorsunuz. Daha sonra ise diğer işlemimize geçiyoruz. Evet, şimdi motorun gövdesini oluşturacağız. Rotorumuz orta kısımda dönecek. Ve bu kısma da bobinlerim gelecek benim. Ben şu şekilde ölçülendirdim. Evet, son bobinimizin kaidesini de oluşturdum. Bu kısımlar bizim bobinlerimizi dengede tutacak. Evet, bu aşamada bobinlerimiz karşılıklı çalışacak. Bakın, buradaki bobinimize A dersek, hemen karşısındaki bobinim de benim A olacak. Buradaki bobinime B dedim. Ve C. Yani bobinlerimiz karşılıklı çalışacak. Şimdi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Sırasıyla bobinlerimizi yerine yerleştireceğiz. Evet, burada unutmamanız gereken şu benim bobinimin sarmaya başladığım noktası, bu kısım ise çıkış noktası. Tüm bobinlerimizi aynı yönde sarmaya dikkat edeceğiz tabii ki bu aşamada. Çıkış, giriş, çıkış arkadaşlar.
Ve son bobinimiz. Evet, şu anda bağlantıları tamamladım. Bağlantıları sizlere şema üzerinde anlatacağım. Daha anlaşılır olacak arkadaşlar. Çünkü karmaşık gözüküyor bu şekilde. Şunlar benim girişlerim. Zaten her şey ortada. Bobine giriyorsunuz. Bobinin giriş ucu, bakın, sarıyorsunuz. Çıkış ucu. Buradan geliyorsunuz. Atlıyorsunuz karşıya. Tam karşı bobine geçiyorsunuz. Burada tüm bobinlerimiz bizim karşılıklı. 6 adet bobinimiz var. Şunlar A bobinim diyelim. Bakın, A, A, işte B, B, C, C diye düşünebilirsiniz. Burada bobinler karşılıklı olacak. Manyetik alanın konumu da burada önemli. Mıknatıs dizilimlerim N, S, N, S şeklinde 4 kutuplu bir rotorum. 6 statorlu bir motorumuz oldu denilebilir burada. Evet arkadaşlar, rotorumuza 4 adet mıknatıs yerleştireceğiz. Bunu yapabilmenin en kolay yolu 4 eşit parçaya bölmek lazım rotorumu. Bakın şu şekilde tam yerleşen bir kağıdı yerleştirin. Daha sonra kağıdı bir kez katlayın şu şekilde. Daha sonra katladığınız yerleri birleştirerek tam 4 eşit parçaya bölmüş oluruz bu şekilde. Çünkü balans yapacaktır diğer türlü. Evet, gördüğünüz gibi ben işaretledim. Ve mıknatıslarımızı N, S şeklinde yerleştiriyorsunuz. Birincisi N. Hemen ikincisi S. N ve S. Şu N, şu da S arkadaşlar. Bakın şöyle bir rulman kullandım burada. Rulmanı buraya yapıştıracağım. Ve olay bitecek. Rotorumu zaten yerine yapıştırdım. Evet arkadaşlar, rotoru yerine yerleştirdim. Bakın şu şekilde. Tamamen dizayn size ait olmalı. Burada önemli olan mekanizmanın çalışabilmesi. Şimdi gelin mıknatısları yerlerine yerleştirelim. Artık motorumuz aynı zamanda alternatörümüz sürülmeye ve çevrilmeye hazır. İlk önce fırçasız motor olarak kullanacağız. Gerekirse mıknatısların üzerine birer sıra daha mıknatıs koyabilirim. Çünkü aradaki mesafe gerçekten çok fazla oldu. Şimdi manyetik alanın yoğunluğunun motor olarak ve alternatör olarak nasıl projeye etki ettiğini de göreceğiz. Evet, burada kullanacağım fırçasız sürücü arkadaşlar. Benim de şarjlı tornavidam fırçasız motorlu. Bakın şu şekilde bir adet fırçasız motor sürücüsü aldım. Yani ESC. Kendi fırçasız motorumuzu imal ettik. Çalışma prensibi normal fırçasız motorlara benzemekle birlikte, yalnız bu ESC ile normal fırçasız motoru süremedim. Evet. Burada 6 adet ışık var. Işıkların ne işe yaradığını henüz ben anlayamadım arkadaşlar. Belki manyetik alanla alakalı olabilir. Şöyle yapalım.
Birer sıra mıknatıs yapıştıracağım tekrar şu aralıklara. Evet, mıknatıs sayısını 2'ye çıkardım. Tekrar deneyeceğim. Evet. Evet, dönecek. Evet, şunları sabitlemem gerekiyor. Oo. Pistonlu motor gibi oldu sanki. Evet, çalıştı şu anda. Evet, şu anda tam devir. Oo, bayağı güçlü. Güçlü arkadaşlar. Zor çalıştı ama. Yani şu anda tutamıyorum gibi. Evet, tutulmuyor. Gerçekten tutulmuyor. Bakın şu mesafeyi biraz daha kısaltabilirsek esasında. Bakın mıknatıslarla bobin arasındaki mesafeyi kısaltmamız gerekiyor. Tabi el yapımı olduğu için çok fazla oynayamıyoruz mesafelerle. Ama yine de bir fırçasız motorun nasıl yapılacağını hep birlikte gördük arkadaşlar. Gayet başarılı bence. Evet. Evet, tersi sahası var. Bakın şu şekilde diğer tarafa da döndürebilirim. Evet, şu anda diğer tarafa dönüyor. Evet, böyle daha düzgün oldu esasında. Direkt başlangıç. Evet. Tabii rulmanlar da düzgün olmalı. Evet arkadaşlar, biz bunu aslında fırçasız motor olarak dizayn ettik. O nedenle alternatör olarak kullanmak çok mantıklı olmayacaktır. Şöyle bir araba ampulü, 12 voltta çalışan, hemen test edelim. 1500 RPM. Evet, 1500 RPM'de fazla bir güç aldığımızı söyleyemeyiz ama yine de fırçasız motorların alternatör olarak kullanılabileceğini de burada görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.